Bir Türk için en önemli topraklar Altay toprakları. Bobo'ya da taşımızı koyacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Evet. Kutsal ağaçlara bez bağlamak için bez alıyoruz şu anda Maymada'yız. Evet, 688 kilometre uzunluğundaki Katun Nehri ile buluştuk. Ata topraklarında olmak bambaşka bir duygu her şeyin ötesinde. Köprüden geçiyoruz ama bayağı bir sallanıyor. Anadolu'da olduğu gibi burada da eşeğe basmadan giriliyor. Kemal'den Konlak bölgesine doğru geçiyoruz. Onguday yolundaki, Onguday'dan önceki son kentteyiz. Burası Şebalino. Hostelimizden ayrılıyoruz. Aracımıza yerleşiyoruz. Birazdan Altay turumuza başlayacağız. Ayaz'tan ve Anatoli ile buluştuk. Yolculuğumuz başlıyor. İlk durağımız Ayaz. Şu an Mayma köyüne geldik. Mayma deresi de orası. Mayma'dan sonra Ayaya doğru devam edeceğiz. Uzun sürede birkaç gün boyunca Katun Nehri'nin kenarında yolculuğumuz devam edecek. Ata topraklarındayız, kutsal topraklardayız. Evet. Buradaki çiçeğe de bez bağlanmış. Az ilerideki ağaç da bir kutsal ağaç. Birçok bez bağlanmış. Beyaz rengin dışındakileri bağlayanlar Ruslar olduğunu söylüyor. Onlar bizim kültürümüzü bilmediği için diyor rehberimiz. Evet Mergen, bu bezleri kim neden bağlıyor ve bu kültürün kökünü bize anlatır mısın? Yani gerçekten yerel halklar, adamlar yani buraya yani hangi bir yolculuk yaparsa bir de avlamak gidiyorsa avlamaya. Hı hı. Evet. Önceden yani giriyorlar ağaçlara yani kendinin Gök Tengeri Tengrisine yani tanrılarına başvuruyor. Yani ve yolculuğu iyi olsun diyerek yani bu amacıyla evet. Gelip yani bu bezleri takmıyorlar, bağlıyorlar. Evet. Diğer renkler normalde beyaz bağlanır diyordun. Evet, beyaz. Farklı renkler de var. Onları kimler bağlıyor? Onlar bu gelen geçen böyle bilmeyenler yani Ruslar, turistler. Manjerok'tan geçiyoruz. Çemal'ın girişindeyiz. Çemal'deyiz. Katun Nehri'nin ortasındaki Patmos Adası'ndaki kilise. Buraya Altay'da yaşayan Hristiyanlar kiliseye geçiyorlar. Patmos Adası'nın karşısında bir Hristiyanlık müzesi ve hemen yanı başında da bir kilise. Buradan bir saatlik bir yürüyüş yapacağız ve yürüyüşün bittiği yere aracımız gelip bizi alacak. Katun Nehri'nin kenarında yürüyüşümüz devam ediyor. Kemal'de Altay Türk Cumhuriyeti'nde Türklerin ata yurdunda Katun Nehri'nin kenarında Katun Hatun demek bizim Türkiye Türkçesinde Katun Nehri'nin kenarında yürüyüşümüz sürüyor. Ata topraklarındayız. Dedelerimizin ayak bastığı topraklardayız. Terlerinin aktığı topraklardayız. Ruhlarının sindiği topraklardayız, dağlardayız. Onların gözlerinin değdiği dağlara gözlerimiz değiyor. Onların yürüdüğü yollara ayak izlerimiz değiyor. Katun Nehri'nde raftingçilerin toplandığı yerlerden biri daha. Bir hafta sonra buraya rafting yapmaya geleceğiz. Katun Nehri'ne karışan kollardan bir tanesi. Binlerce kol karışıyor bu nehre. Katun Nehri'nin kenarında iki tane magnet aldım. Biri de Respublika Altay yazıyor. Bozkurt var. Diğeri de Altay Cumhuriyeti'nin haritası. Diğer arkadaşlar da alıyorlar.
кидают дротики. Это дарт? Да. А, дарт, а тут баллон подпадает. Да. Да, понимаю. Как тебя зовут? Ира. Ира, Ира, спасибо. 6 kişiden fazla geçmeyin diyorlar ayrıyeten. Oo. Güzel miydi abi köprüden geçmek? Arkamda... Bir daha olsa bir daha geçerim. Bir daha geçerim. Güzel. Ne yapmışız? İyi yapmışız. İyi yapmışız. Nereye gelmişiz? Alaca'ya gelmişiz. Neden gelmişiz? Ramazan hocam. Ramazan hocam. Muşemal bölgesinde bu şekilde hediyelik eşyacılar var. Ve çok kalabalık bir yer. Genelde Rusya'nın içinden turist alan bir bölge. Altay Cumhuriyeti Rusya'nın turizm merkezi olmuş. Здрасте. Вкусно это? Это рыба? Да. О, хороший. Крутулмыш балык. Но я не продаю рыбу. Не продается? Вон там, ниже мы покупаем. Там, да? Вот девушка сидит в синем сарафане, вот за ней прям вот ларечек. Угу. Хороший. Там горячего копчения вкусно. Окей, спасибо. Как тебя зовут? Женя. Женя, окей. Меня зовут Мемет. Ты живешь в Чемал? Я не местная. Не местный. Откуда ты? Бийск. Что? Бийск. А, Бийск. Из Бийск, да? А, мы были из Бийск. Из Новосибирск. Из Истанбул. Из Турции. Мы. Спасибо. Evet, Mergen, burası ne müzesi? Çemal'deyiz şimdi. Şimdi Çemal'deyiz. Yani bu yerel tanınan ünlü bir Altay Zaysan'ın, yani adamın, ünlü adamın Altay Özel Müzesi'dir. Altay kültürünü göstermiştir. Bir de Kısaç Altay'ın tarihini de göstermiştir. Yani tamam. Böyle. Çok güzel. İsmi neydi müzecinin biliyor musun? Müze Bardina. Bardina. Evet, ha, Bardina Müzesi. Bardin Müzesi. Evet. Ha, tamam, Bardin Müzesi. Girelim bakalım hadi arkadaşlar. Oradan da biri bizi bekliyor zaten. Evet, eşeğe basmadan giriyoruz. Anadolu kültüründe de böyledir. Ne o basmaya çalışıyor? Şey, kapıyı da şey güneşe işte bakınız ya böyle yapıyor. Evet. Kapı güneşe bakacak. Evet. Evet. Bu burası burada kan Gurkina'da. Gurkina. Ne, burası o da en ünlü bir söyledim işte Gurkina'da. Gurkina'nın. Onun şey işi alırmıştı. Bir de politik adamların ocağı. Ocak, yani ateş yarıyor. Biz ocak diyoruz, evet. Böyle şöyle evet. Nasıl olur? Böyle başka bir şeyler parçalara bölünüyorlar bu evin içi. Yani girince sol tarafı erkek tarafı. Önümüzde bu şey misafir için yerimiz bu tör diyorlar. Tör. Burada oturuyor. Evet. Ha, bu tarafı hanım tarafı oluyor. Burada mutfaktır yani. Bir de böyle bir şey vardı. Eğer böyle başka misafirler erkekler varsa şeyler, kadınlar bu şu sol erkek tarafına sebepsiz gidemezlerdir. Yani bir de ateşi şu tarafına geçmeyi yasaktır. Sadece böyle gidebilirler. Solundan geçebiliyorsun, evet. Sağından değil. Diğer bir odaya daha giriyoruz. Yani burada şey diyor, ayakkabısını çekmesi gerekiyor. Tamam, çıkaralım ayakkabılarımızı. Altay'da bulunan kurganlardaki resimlerin benzerleri, işlemeler. Eski Türk kültürüne ait, Altay kültürüne ait işlemeleri burada da görüyoruz. Evin giriş kapısı burası. Eşiğe basmadan giriyoruz. Eşiğe, yani Altay Türkçesinde ejüye basmadan giriyoruz. Kız isteme. Kız isteme geliyorlar ve kızını almaya izin verilmesini isterlerdi. Ama orada şey, kızına ne sayılır mı? Güçü nasıl? Yani ne yapabilir diye soruyor. Öyle şarkı söyleyebilir mi? Böyle başka bir şey. İş yapıyor mu? İş yapıyor mu? Evet. Ne şarkı söylerse söylesin diye söylüyor. Şarkı söyletiyor. Ve ondan sonra beğenirse kızın evi, yani annesi yani evini eline alıyor. Ya da tajur tutar. O. O galabi açık. Deriden mi yapıyor? Ha, yani söyledi, böyle geçmez diyorlar. Ha. Ooo. 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 Abla kızdı, ocağın solundan geçince ocağın sağından geçmeliyiz kesinlikle. Geçmeyeceğiz bir daha, tamam.
Evet. Burada şeydi, içerisinde Altay şeyi, rakisi. Peki Altay, bunu el, anne, oğlanın annesi eline alıyor, kızı vermiş mi oluyor? Evet, eğer onu şey evine alırsa yani böyle işaretler, yani izin verdiğini. Tamam, veriyorum diyor yani, tamam. Evet. Eline alırsa. Evet, bu atla giderken önemli eşyaları saklamak için aynı zamanda bir kutu. Eşyalarını koymak için burada, tanrılara yani kutsal etmek için. Ha, tanrılara götürürken yalnız. Evet, tanrılara götürürken. Kutsal dağlara çıkarken götürdükleri saçıları bunun içinde götürüyorlar. Teyzem şimdi bize kımız ikram ediyor. İçer misin? İçer misin? Tamam. Evet. Nasıl? İç abi kımızı şöyle. Özünüze dönün hadi. Evet, at çakı evin girişinde, uzun bir at çakı. Çemal'deki müzedeyiz. Aracımız köprüden geçti. Asma büyük bir tahta köprü. Biz de yürüyerek geçiyoruz. Manzara çok güzel. Dünyanın en büyük nehri olan Obi'nin iki büyük kolunun birinin üzerindeyiz. Altay toprakları çok ilginç. 20 bin nehir, 7 bin göl. Küçücük coğrafyada her taraf su. Ulagan yolundayız ve yeni bir Altay evi yapılıyor. Önünde at çakını görüyorsunuz. Burada yolculuk uzun sürdüğü için küçük bir mola verdik. Birçok evden duman tütüyor. Muhtemelen yemeklerini ateşte pişiriyorlar. Hava da aslında biraz serin. Isınmak için de yakmış olabilirler ama zannetmiyorum. Şebalino. Altay Cumhuriyeti, Rusya. Burası Altay Türkleri için kutsal bir yer ve gittiğimiz yerde ardıç ağaçları var ve ardıca da onlar da ardıç diyor. Ardıçlar kutsal ve ardıçlar neredeyse hepsi çaput bağlı. Biz de bezlerimizi bağlamaya, kansız kurbanlarımızı sunmaya gidiyoruz Gök Tanrı'ya. Anadolu'da gelenek olarak yaşayan ağaca bez bağlama burada bir inanç olarak yapılıyor ve Gök Tanrı'ya sunulan kansız kurbanlardır bunlar. Biz de Altay Türkleri için önemli olan bu Semiski adlı bölgede bu görevimizi yerine getireceğiz şimdi. Moğolistan her zaman buraya geliyor, savaşıyor. İnsanları buradan götürüyorlardı, kaçırıyorlardı. Hayvanların yedi, donuyor. Evet. Burası aynı zamanda İpek yolunun geçtiği yer. O yüzden burada çok kanlar da dökülen bir yerler diyorlar. İnsanlar ölmüşlerdir. Şu mu şöyle derlerdi. O yüzden bu kutsal bir yerdir. Anadolu'da yaşayan geleneğin kültür kökü bu topraklarda. Gök Tanrı kutsal ağacın görünmeyen 9. katında oturur ve bu ağaca dilek dilediği için bez bağlayan kişi Tanrı'dan şunu umar. O bağladığı bezi Tanrı görür ve der ki benim kulum bir dilek dilemiş deyip o dileği yerine getirir. Bu Anadolu'daki geleneğin kültür kökü budur. Anadolu'daki bu geleneğin yaşayan izlerini Altay Dağları'nda Seminsk adlı 1700 rakımlı tepede İpek yolunun geçtiği bu yerde görüyoruz. Geçitleri geçerken yani bir de şeyler ağaçlara buluyor, bösler buluyorlar, bağlıyorlar. Burada evet. Bir Altay halkları için bazı bir kutsal bir şeydir yani. İnsanlar önceden yani bu kutsal dağların tepesine çıkarsa yani bözler bağlıyorlar. Yani işte biz bağladık, o şeydir. Yani kendisinin ihtiyaçlarının amaçlarını söyleyerek bağlıyorlar, her şey yakışı üzerinde geçsin diyerek. Evet, bir de şey gelirken yani eğer kendisinde yani bözler yoksa tepesinden taşlar da alıyorlardı, geçiyorlar. Hı-hı. Ve böyle çokuyorlardı. Evet. Sallıyor. Adı ne bunun? Obotaş. Obotaş. Bir de şey atlı giderken atın böyle şey yalları, yal. Şiyele. Şiyelerine üşüyerek yani bir de bağlıyorlar. Evet. Ha, atın yelesini de kesip onu da bağlıyorlar. Evet. Bir de taşlar koyabilir. Evet. Bunun etrafında kamlar saçı sunmuyor mu? Kansız kurbanlar saçı sunmuyor mu? Def çalarak, davulunu çalarak.
şey süt saçıyorlar. Süt saçıyorlar değil mi? Evet. Evet, o da oluyor. Ama şimdi işte bakınız bora önceden şey büs buluyorlar. Onda ondan sonra yani oturup ağaçın tepesinin düzüne yakında oturup yani yemek yemesi gerekiyor. Hı hı. Yemek yiyorlar, bir de şey sütle saçıyorlar. Evet. Evet. Böyle no ruhların, dağın ruhların yani her dağda kendisinin şeyi var, ruhu vardır. Hı hı. Onlara yani ikram ediyor. Kurban evet. Yemek sallayarak yani hı hı. Koyarak öyle süt saçayarak ondan sonra kendileri yemek yiyebilir. Timurhan. Evet. Onlar böyle dağları geçerken yani saldığında yani savaşa giderse hı hı. Taşlarını koyuyordu. Ama geri dönerken yolu bulmak için. Yok. Giderken yani kaç asker gitti taşlarını koyuyorlar. Anladım. Ama geri dönerken geri alıyorlar. Ama kaç taş kaldı o kadar askeri ölmüş öğrenebilirdir. Çok güzel hikaye. Öyle de bir Azeri halkları öyle de bir şey yapıyorlar. Anladım. Ama çok güzel. Ama Altay'da böyle değildir. Evet, obo taşlara Toroslar'da, Bodrum'da, Türkiye'nin de birçok yerinde gördüğümüz obo taşlar, Kaz Dağları'nda, Türkiye'nin birçok yerinde gördüğümüz obo taşlar burada da var. Ruhumuzu onlara geçiriyoruz. Burası Yalmünkü. Yalmünkü. Evet, 1700 rakımlı Seminski geçidindeyiz. Burada bu geçidin bazı kentlere uzaklığı gösteriliyor. Hemen arkası da kayak merkezi. Rus kayak sporcuları buraya antrenmana geliyorlar. Seminski Onguda'yla Şebalino arasında. Anatolia olur. Yani şehirde. Anatolia. Evet, şehirde yani Gonalta şehrinde müzede referi olarak çalışıyorum. Rehberi olarak çalışıyorum. Müze işçisiyle referi gösteriyorum, anlatıyorum. Evet. Burada çok az yani. Evet, bize... Ben de Türkçem de önemli değil ya. Uçta unutulmuş çok yani. 20'den evet. Fazla sene geçmiştik konuşmalarımdan, o yüzden unutuluyor tabii. Evet, Altay Cumhuriyeti'nin en büyük müzesinde çalışıyorsun. En önemli. Evet. Müzesi. Hı-hı. Evet. Anohin adla ismini alıyor. Evet, Anohin Müzesi'nde. Evet. Bir de üniversiteyi Türkiye'de okumuştun. Türkiye'de Tömer'de okudum. Türkçe Öğretim Merkezi. Evet. Buraya gelip şey turizmde okudum. Yani Barmavuş şehrinde. Anladım. Türkiye'den buraya gruplar gelirse Gorun Altay'da Anohin Müzesi'nde Anatoli'yi, Mergen'i bulabilirler. Evet. O müze içinde gelip bulabilirler onu. Altayça Mergen diyorum benim isimim. Mergen. Evet. Mergen bizce de iyi. Evet.